Beyler bayanlar selamlar. Call of Duty sezon 2 gelmek üzere çok az kaldı ve bununla ilgili bir fragman paylaştılar ve biz de bu fragmanlardan ve daha öncesinden de hani dataminerların buldukları bilgilerden, verilerden bazı şeyleri birleştirdik, örtüştürdük ve neler geliyor ve sezon 2 sonrasında da ne olabilir? Bunları bulduk, tahmin ettik diyelim, bulduk demeyelim. Hadi neyse lafı çok uzattık. Bakalım sezon 2'de neler gelecek, daha sonrasında da neler olacak oyunda, neler değişecek? Hepsine birlikte bakalım arkadaşlar. Öncelikle fragmandan da göreceğimiz üzere yeni araçlar ekleniyor oyuna. İki tane yeni aracımız var. Birisi tipik eski bir tane böyle bir araç. Diğeri de Jeep arkadaşlar. Bu araçları da sanki böyle PUBG'nin hani Toros'uyla Jeep'i var ya onlardan esinlenmişler gibi mi? Bilmiyorum artık, kararı size bırakıyorum. Ama araçlarla ilgili en güzel olan şey ise tabi eski araçları da ekledilerse arkadaşlar bundan sonra aracın içinde kös kös oturup ateşi etmeyeceğiz. Görüşümüz dar olmayacak, böyle daracık pencereden bakmayacağız. Tam tersi aracın içinden pencereden böyle dışarı çıkıp bu şekilde ateş edebileceğiz. Bence güzel bir değişiklik olacak arkadaşlar. Araçların dışında da tabii ki yeni haritalarımız var. Ama bu yeni haritalar multiplayer için. 3 tane haritamızdan ilki Apocalypse 6vs6 ki bu multiplayer'daki tek 6vs6 harita olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Diğerleri de Golova ve Mansion. Açıkçası harita açısından multiplayer'e çok fazla bir yenilik getirmemişler. Ama haritalar eksik olsa da bu sefer modlara doyamayacağız. Bir sürü mod var. Bunlardan birisi Outbreak. Outbreak modu daha çok aslında Cold War'u ilgilendiriyor arkadaşlar. Cold War'a zombi modu getirmişler. Aynı 4 bomb vardı ya orada. 4 bomb haritalarından galiba kaldıracaklar ya da kaldırmasalar bile ek olarak Outbreak'i koyacaklar. Orada hem görev yaparken oyun içindeki bazı görevleri gerçekleştirirken zaten fragmanda da görüyorsunuz böyle araç taşıyorlar. Aracın içinde de maymun var. Maymunla alakaysa. Neyse. Güzel bir mod olacak, değişik bir mod olacak. Peki zombi modu eksik olur mu Warzone'da? Hayır, Warzone'a da çok güzel zombi etkinliği getiriyorlar. 25 Şubat ve 11 Mart tarihleri arasında zombi modunu oynayabileceğiz. Eski getirdikleri zombi modu gibi mi olacak? Cadılar Bayramı'ndaki yoksa daha farklı bir şeyler getirecekler mi? Direkt zombilere karşı insanlar mı savaşacak? Yoksa dönüşecek miyiz? Kafalarda bir sürü soru işareti var. Artık tarihi yaklaşınca ya da bir şeyler ortaya çıkarsa tekrardan bununla ilgili paylaşımımı yaparım arkadaşlar. Eğer bu paylaşımlardan da uzak kalmak istemiyorsanız, hemen bir an önce öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki abone ol'a tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Kendi reklamımı yaptığıma göre de tekrardan devam edebilirim. Ne diyorduk? Mod diyorduk. İki tane daha modumuz var arkadaşlar. İlkini zaten daha önce de oynamıştınız. Resurrection Extreme diye. Onun üstte çok durmuyorum. İkinci mod esas kafada bir soru işareti yaratıyor. Exploration adındaki mod da arkadaşlar. Böyle haritanın belli bir yerinde bir sinyal gelecekmiş. Artık bu sinyali neyle yakalayacağız, nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Bu sinyal geldikten sonra da oraya gidip o sinyali ilk ele geçiren kişi arkadaşlar direkt oyunu kazanacak. Yani ele geçirmekten kasıt da büyük ihtimalle hani recon yapıyoruz, onun başında bekliyoruz, doluyor doluyor doluyor, sonunda görev tamamlanıyor ya. Bunda da aynı şekilde herhalde başına gideceğiz, belli bir süre dolacak 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 ve görevi tamamladığımız gibi hemen birinci olacağız. Bu modun iyi ve kötü yanları var. İyi yanına bu sinyal bir sürü insanı oraya çekeceği için aksiyon çok bol dönebilir orada. Çok güzel atraksiyonlu bir oyun geçirebilirsiniz. Ama tam tersine de eğer bu görev süresini düzgün ayarlamadılarsa, çok kısa olduysa gideceğim anında o görevi yapacağım hop hemen beni dışarı taşıyacak görev ve birinci olacağım. Ne anladım ben bu işten? Anında görev bitti, oyun bitti, aksiyon yapamadık, çat diye kapandı. Yani o yüzden eğer o süreyi oturtabildilerse çok güzel bir mod bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Peki oyuna eklenecek diğer yeni şeyler ne? En önemlilerinden başlayalım, silahlardan. Bir önceki videomda da bahsetmiştim zaten hani şu silahlar gelebilir diye. Bazıları doğru çıktı. Toplamda 6 tane yeni silahımız var. Bunlardan 3'ü işe yaramaz, 3'ü işe yarar. İşe yaramazlardan başlayayım ilk önce arkadaşlar. Ne demiştik? Maşate satır mıydı? Kocaman satır gibi bir şey. Hala ismini öğrenemedim geçen videodan beri. Diğeri de arkadaşlar kürek. Savaş küreği, portatif küreği gibi bıçak yerine kullanabileceksiniz bunları. Diğer işe yaramaz silah aslında çok işe yaramaz değil. Eğlenceli silahımız diyelim. İşe yaramaz demeyelim de. Crossbow gelecek. Crossbow geldiğinde de Modern Warfare Crossbow'una kıyasla ne farklar olacak? Artık sezon başlayınca silahı kullanınca görebileceğiz. Esas silahlarımıza geçelim öyleyse. Esas silahlarımızdan ilki Farah 83. Farah 83 Battle Pass'i açılacak arkadaşlar ve AR silahımız.
ilk yeni eklenen ağrı silahımız olacak. Ve Battle Pass'i 15 level'e getirdiğinizde otomatik olarak bu silahı kullanabiliyor olacaksınız. Diğer eklenen silahımız ise SMG. Bunu da aynı Battle Pass'le açacağız. Ve tipik önceki Battle Pass'lerde olduğu gibi 31 level'e ulaştığı zaman bu LC-10 adlı SMG'yi kullanabiliyor olacağız. Yeni SMG ile ilgili yorumlarda da gördüm arkadaşlar. Bazı kişiler diyor vektörden bile daha hızlı olacak diyor. Ben hani vektörle mekten arasında olur diye tahmin ediyordum. Daha mı hızlı olacak, daha mı yavaş olacak yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sol silahımız ise ya özelliklerine falan bakınca inşallah doğru değildir dedim. Yani bana göre gereksiz sniper. Ya sniper nasıl gereksiz? Gerizekalı mısın ondan sen diyorsunuz büyük ihtimalle ama arkadaşlar mermi hızı en hızlı olan sniper olacakmış bu. Yani bu ne anlama geliyor? Mermi hızı en hızlı olursa mermi düşümü daha az olacak. Yani HDR da farkındaysanız mermi hızı en hızlı çok uzak mesafede bile neredeyse adamın üstüne scope tuttuğunuzu vurabiliyorsunuz. Mermi hızı hızlı olunca doğal olarak ne oluyor? Silahın atış hızı, hareket hızı, her türlü hızı yavaşlıyor. Yani HDR'dan bile daha yavaş bir silah kullanmak ister misiniz bilmiyorum. Ha, yavaş oynayan oyunculara sözüm yok ama ya bu oyunun amacı hızlı oynamakken getirin daha hızlı silahlar getirin. Kar98 benzeri başka bir silahlar getirin. Yavaş sniper'ın ne yapacağız ya? Silahları da bitirdiğimize göre eklenecek diğer şeylere geçelim. Bunlardan ilki arkadaşlar tipik olarak operatör. 4 tane operatörümüz var. Ve büyük ihtimalle bu operatörleri Battle Pass'te açacağız. Battle Pass'te yine aynı şekilde diğer sezonlarda olduğu gibi 100 level'de bu Battle Pass'in daha detaylı içeriği belli olduğunda tekrardan bununla ilgili sizlere video yapıyor olacağım. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Alınır mı alınmaz mı diye ama burada da küçük bir soru işaretinizi gidereyim. Arkadaşlar her sezon elinizde sip varsa Battle Pass'i alın. Ya alayım mı almayayım mı diye aslında sormayın. Alın çünkü onu 100 yaptığınızda siz zaten 1300'e karlı oluyorsunuz. Neyse konu dağılmasın ama videoyu da izliyorsanız kesinlikle Battle Pass'i alın arkadaşlar. Bunlar mı? Benim yeni harita ne oldu ve hani yeni harita, bir önceki videoda da böyle bahsetmiştim, forumlarda, Facebook'ta, Reddit'te, her yerde bununla ilgili sorular dönüyor. Yeni harita ne oldu? Dediğinizi duyuyorum arkadaşlar. Yeni haritayla da ilgili güzel haberler var. Zaten bunu fragmandan siz de görmüşsünüzdür sonuna kadar izlediyseniz eğer. Sonunda Rebirth'teki gemi vardı ya, gemi sonunda Verdansk'a yaklaşıyor ve Verdansk'ın sonu gelecek mi soru işareti ve Verdansk üstüne kara bulutlar da çöktü. Hatta bu kara bulutlar sırf fragmandan kaynaklı değil. Daha önceki oynanışlarda eğer denk geldi mi bilmiyorum ama havada böyle yıldırım çakıyordu, şimşek çakıyordu. Ve bunu aynı şekilde fragmanda yansıtmışlar. Hem kara bir fırtına geliyor, gemi yaklaşıyor. Fragmanda gördüyseniz eğer oynanışımızı da etkileyecek farklı bir değişiklikler daha var. Siloların kapakları açılmış, farklı yerlerde silolar var. Ve oralara artık inebiliyoruz. Normal oynanış olarak da easter egg vesaire yapmamıza gerek kalmadan normal oyun içinde olacak gibi gözüküyor. Baktığımızda Verdansk'ın haritasını değiştireceğini gösteren 4 tane ipucumuz var. Birincisi videonun başlığı arkadaşlar. Sonun başlangıcı. Verdansk haritasının sonun başlangıcı kocaman yazmışlar. İkincisi Rebirth haritasında gelen gemi. Üçüncüsü biraz önce dediğim gibi fırtına. Dördüncüsü hangarlar artık açık. Yani büyük ihtimalle bir boklar bir şeyler olacak. Ama ne zaman olacak? Ne yapacaklar? Benim tahminim hala geçerli. Birinci yaşını doldurduğunda arkadaşlar güzel bir etkinlik bir şeyler yaparlar ve haritayı değiştirirler diye ümit ediyorum. Neyse bakalım o zamana kadar da kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.